Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde üslü sayıların ikinci konusunu işleyeceğiz. Çarpma ve bölme işlemleri yapacağız. Daha önce bu konuyla ilgili çok fazla video çekmiştik zaten. 8. sınıf oynatma listemizden o videolara ulaşabilirsiniz. Şu an sağ üst köşede İ harfi göreceksiniz. Oraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonlarından abone oluyorsunuz. Yanındaki zil tuşundan da bildirimlerinizi açıyorsunuz. Ve sizden de küçük bir isteğim olacak. Biliyorsunuz her video sonunda size bir adet soru soruyorum. Siz o sorunun cevabını bulup yorum kısmında yazıyorsunuz. Bundan sonra yorumunuzu yaptıktan sonra diğer arkadaşlarınızın cevaplarını da kontrol etmenizi istiyorum. Şimdi kalemleri kağıtları hazırlayın. Başlıyoruz. Biliyorsunuz matematik birbirinin üzerine inşa edilen bir şeydir. Alt katlardaki yani önceki bilgileri bilmezseniz ilerleyemezsiniz. Ondan dolayı bir geçen videolarımızda yaptıklarımızı hemen hatırlayalım. 3 üzeri 2 ne demektir? Burada 3 tabandır, 2 kuvvettir ya da diğer adıyla üsttür. Bunu çözerken yukarıda 2'nin yanında tane yazıyormuş gibi çözüyorduk. 2 tane 3. 3 çarpı 3 eşittir 9 yapıyorduk. Bu temel üslü sayılar. Burada ise negatif sayıların tek ve çift kuvvetlerini hatırlatacağım. Eğer negatif sayının kuvveti tek ise sonuç negatif çıkar. Çift ise pozitif çıkar. Negatif dedik. 2'nin 3. kuvveti 2, 4, 8. 1 üzeri 12. 12 tane 1'i çarp. Kaç tane 1'i çarparsan çarp her zaman 1 çıkar. Özel bir kural. Eğer yukarıda 0 yazıyorsa bütün işlemlerin sonucu 1'dir. Yani 7 üzeri 0 da olsa, 1 bölü 2 üzeri 0 da olsa sonuç 1. Bunlar bilmeniz gerekenler. Bu da son öğrendiğimiz şeydi. Negatif sayının negatif kuvvetinde de her ikisiyle tek tek ilgileniyorduk. Aşağısı eksi, yukarısı çift olduğu için pozitif. Yukarısı eksi, ters çevir. 1 bölü 2 üzeri 2 oldu. O da 1 bölü 4 yapıyordu. Sonuncusu, negatif kuvvet ters çevirir. Yani 3 bölü 2 yapar. Kuvvet pozitif olur. 3 bölü 2 de 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 olur. Evet, şimdiye kadar öğrendiklerimizi hızlıca tekrar ettik. Eğer burada anlamadığınız varsa önceki videolara giderek o konuları öncelikle çalışın. Evet, ilk olarak çarpma işlemi yapacağız. Biliyorsunuz çarpma işleminde de iki durum var. Bir, alttakilerin yani tabanların aynı olduğu. Bu örnek üzerinde anlatacağım ne olduğunu, sonra da birkaç örnek çözeceğiz. Ve size de sorularım olacak. 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 4. Bu ne demek? Az önce öğrenmiştik. 3 tane 2. 1, 2, 3. Çarpı 4 tane 2. 1, 2, 3, 4. Bakın ne oldu? Sanki 7 tane 7 yan yana yazılmış da çarpılmış gibi. Onu da nasıl yazıyorduk? 2 üzeri 7. E kural ne o zaman? Altlar aynı olursa üstleri topla diyebiliriz. Yani 3 ile 4'ü topladım 7 oldu. Altlar aynı ise üstleri topla. Evet, şimdi örneklerimizi yapacağız. Tabanlarımız aynı. Bakın 3 üzeri 7 ve 3 üzeri 2. Hemen hızlıca çözüyorum. 3 üzeri 7 ile 2'yi topladım. Eşittir dedik. 3 üzeri 9 yaptı. Sayılarımızın negatif ve pozitif olması hiç fark etmiyor gençler. Tabanlarımız aynı mı? Aynı. O zaman ne yapacağız? Eksi 2 üzeri 3 artı 5 8. Buradan da şöyle yapabilirsiniz. Çift kuvvet pozitif yapar. 2 üzeri 8 olur. Son örneğimiz tabanımız 5, tabanımız 5. Kuvvetler negatif ve pozitif olsa ne olacak? Hiçbir şey değişmiyor. Sakın kafanız karışmasın. Altlar aynı, üstler toplanır. Üstleri toplayacağım. Eksi 3 artı 7. Buradan da 5 üzeri, eksi 3 ile 7'yi toplarsam artı 4 yapacak. Mevzu anlaşıldı değil mi? Bakın negatifler pozitifler için tamamı için aynı kurallar geçerli. Altlar aynı ise üstleri topluyor. Ve ikinci durumumuza geldik. Şimdi üstleri aynı olursa ne yapacağız? Bundan bahsedeceğim. Burada da isterseniz kuralı yine kendimiz birlikte bulalım. Bakın 3 üzeri 2, 5 üzeri 2 değil mi? Ne demekti? 3 çarpı 3. Bu ne demekti? 5 çarpı 5. Tabi bunlarda direkt işlem kolay ama daha büyük sayılarda ne yapacağımızı bulabilmek açısından kural buluyoruz. Bunu şöyle işleştirebiliriz. Bakın 3 kere 5, 15. 3 kere 5, 15. Bu nedir? 15'in karesidir. Şimdi burada nasıl bir kural olabilir? 3 üzeri 2, 5 üzeri 2, 15 üzeri 2 yapmış. Demek ki üstleri aynı olunca çarpmışız. Normal işlem yap. Üstler aynı olursa normal işlem. Normal işlem ne? Çarpma. Örneklere uygulayalım isterseniz. 2 üzeri 7 ve 5 üzeri 7. 7'ler aynı olduğu için 2 ile 5'i çarpıp üzerine 7 yazıyorum. Normal işlem. 2 kere 5, 10 üzeri 7. İkinci örnek. Biri negatif, birini pozitif olsa hiç fark etmez. Yine ne yapıyoruz? Normal işlem. Eksi 3 ile 4'ü çarp. Eksi 12 yapar. Eksi 12 üzeri 5 olarak yazacağız. Son örneğimiz. Ya kuvvetler negatif olursa? Yine hiçbir farkı yok. Yine altları çarpıyorsun. 3 kere 4,
12 üzeri eksi 3 olarak yazıyorsun. Üstler aynıysa normal işlem yapıyorsun, unutma. Altlar aynıyken ne yapıyorduk? Altlar aynıysa üstleri topluyorduk. Üstler aynıysa normal işlem yapıyor. Şimdi kurallar böyle arka arkaya gelince kafanız karışabiliyor ama böyle bir kenara not alın. O şekilde böyle takıldığınız hemen göz ucuyla bakıp hemen sorunuza geri dönün. Kafanıza iyice yerleşecek. Şimdi bu 4 örneği size soruyorum. Durdurun ve çözün bakalım. Evet, başlayalım. 3 üzeri 5, 3 üzeri 2. Altları aynı ise üstler toplanır. 3 üzeri 5 artı 2, 7. Üstler aynı, altlar normal işlem. Yani çarpma. 2 kere eksi 5, eksi 10. Üstü aynen yazılır. Üstler aynı, normal işlem. Altlar aynı, üstler toplanır. 10 üzeri 8. Üstler aynı, altlar çarpılır. 15 üzeri. Ve dördünü de doğru yapanları tebrik ederim. Konunun birinci basamağını atladılar. Evet, şimdi de bölme işlemine geldik. Yine altlar aynı ve üstler aynı kuralıyla yapacağız. Yani tabanları ve kuvvetleri aynı olan iki duruma göre işlem yapacağız. Altlar aynı diyoruz. İsterseniz az önce çarpmada yaptığımız gibi hesaplayalım. Bakın 3 üzeri 5'i 3 üzeri 3'e böleceğiz, değil mi? Bölme çizgimi çekiyorum. 3 üzeri 5 ne demek? 5 tane 3. 1, 2, 3, 4, 5 tane yazdık. Habire aklım 5'e gidiyor. 3 üzeri 3, 3 tane yazacağım. 1, 2, 3. Sonra matematikte işlem yaparken ne yapıyoruz? Sadeleştirme. 3, 3'ü götürdü. 3, 3'ü götürdü. 3, 3'ü götürdü. Ne kaldı? 3 üzeri 2. Ne yapmış olduk? Yukarıdaki 5 taneden aşağıdaki 3 tanesini çıkarma işlemi yapmış gibi olduk. Yani şunu kısaca 5 eksi 3 olarak da yapabilirmişiz. Altları aynı ise üstler bölmede ne yapılıyor? Çıkarılıyor. Çarpmada üstleri topluyorduk. Bölmede çıkaracağız. Şimdi örneklerimize bakalım. 5 üzeri 7 ve 5 üzeri eksi 1 demiş. Altlar aynı, üstleri çıkaracağım. 5 üzeri 7 eksi eksi 1. Sakın burada hata yapmayın. Tam sayıları bilmiyorsanız buralarda hata yapabilirsiniz. Onun için ne yapacağız? Gidip tam sayılarda toplama çıkarmaya çalışacağız. Ne yapıyorduk? Parantez açıyorduk. 5 üzeri 7 eksi eksi artı yapar. Artı 1. O da 5 üzeri 8 yapacak. Peki taban negatif olursa bir sorun olur mu? Yine olmaz. Kural aynı. Eksi 3 üzeri 5'ten 3 çıkaracağız. Üstleri çıkarıyorum. O da eksi 3 üzeri ne yapacak? 2. Peki bunun sonucunu bulursak ne olur? Negatif sayının çift kuvveti pozitif. 3'ün karesi de 9. Bölme işleminde altları aynıysa üstleri çıkar. Bölmedeki ikinci duruma gelelim. Peki üstler aynıysa ne yapacağız hocam? Hemen işimize bakalım. Bakın 10 üzeri 3, 5 üzeri 3 diyor ya. Yine kuralı biz bulalım. 10 çarpı 10 çarpı 10 bölü 5 çarpı 5 çarpı 5. Bakın ne yapıyorum? 10'u 5'e böl, 10'u 5'e böl, 10'u 5'e böl. Kısaca ne yapıyoruz biz? 2 üzeri 3 yapıyoruz. Yani çünkü 10'u 5'e böl 2 yapar. 10'u 5'e böl 2 yapar. 10'u 5'e böl 2 yapar. Oldu mu? 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Yani 2 üzeri 3 olur. Pratik kural ne? Eğer üstleri aynıysa 10'u 5'e böleceğiz arkadaşlar. Olayımız bu. Ne yapacağız yani? Normal işlem yapacağız. Aynı çarpmadaki gibi. Bakın üstleri aynı olduğunda çarpma da olsa, bölme de olsa normal işleminizi yapın. 10 bölü 5, 2 yapabilirsiniz. Örnekler üzerinde uygulayalım. 20 üzeri 7'yi 5 üzeri 7'ye böleceğim. O zaman normal işlem yapacağım. 20'yi 5'e böl, 4 üzeri 7'dir. Peki negatif olursa bir fark olur mu? Hiç fark olmaz. Üstler aynı, normal işlem yap. Eksi 30'u 5'e bölersem, eksi 6 kuvvetimiz 5 olarak kalacak. Bölmeyi hatırlarsak ne diyoruz? Eğer altları aynıysa üstler çıkarılır. Üstler aynıysa normal işlem. Ve yine sıra sizde. 5 saniye bekleyeceğim. Videonuzu durduruyorsunuz. Bu bölme işlemlerini çözüyorsunuz. Evet, başlayalım çözmeye. Bakın altlar aynıysa üstler çıkarılır. 7, 5'ten 2 çıktı. 3. Altlar aynı, üstler çıkarılır. Eksi 9'un 7'den 5 çıkar 2. Bunun sonucunu da bulabilirsiniz. Bu kolaymış. Negatif sayının çift kuvveti pozitif. 9'un karesi 81. 20 üzeri 4 eksi 4 üzeri 4. Üstler aynıysa altlar normal işlem. Bakın üstler aynıysa çarpmada da bölmede de normal işlem. 20'yi eksi 4'e bölersem eksi 5 olur. Üzeri 4. Üstler aynı, normal işlem yap. Eksi 6'yı eksi 2'ye bölersem artıya dönüşür. 3. 3'ü de yukarıya yazıyoruz. Evet, bu 4 soruyu da doğru yaptıysan bölmeyi de anladın. Evet, şimdi bir soru bölümüne geçmeden önce size şu konuyu bir daha özetleyelim. Bakın eğer altlar aynıysa çarpma işleminde ne yapıyorduk?
üstler toplanır. Artık yapalım. Altlar aynıysa bölmede ne yapıyorduk? Üstler çıkarılır. Peki üstler aynı olunca ne yapıyorduk? Çarpmada çarpma yapıyorsun, bölmede bölme yapıyorsun. Yani normal işlem yapıyorsun. Bu şekilde konumuzu kodlamış olduk. Buraya mesela bir soruya takıldığında kendine böyle küçük bir kodlama yapabilirsin. Buradan bakarak bütün soruyu çözebilirsin. Zaten basit bir bilgi. Biraz işlem yapınca kolaylıkla aklına geliyor. Ve bir soru bölümümüze geldik sevgili gençler. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabını yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Tabii yorum kısmına bakarken ne yapacaktık? Diğer arkadaşlarımızın yorumlarına da bakıp doğru yapanlara doğru diyebilir ya da sorusu olanlara cevap verebilirsiniz. Şimdiden yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim. Ekranda gördüğünüz logodan kanalımıza abone olabilirsiniz ve yanındaki kutucuklardan da diğer ders videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.